Merhaba edebiyat severler. Bugünkü konuğumuz Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Önce bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Kimdir Yakup Kadri? Önce fecrati topluluğunda yer aldım. Daha sonra ise Milli Edebiyat Topluluğu'nun Edöt'te gelen savunucuları da doldum. Cumhuriyet döneminde de eserler verdiğinizi görüyoruz. Evet efendim doğrudur. Peki hangi türde eserler verdiniz? Robad yazarlığı ile biliniyorum. Fakat hikaye, adı, besur şiir, bakale, dedebe ve tiyatro türlerinde de eserlerim mevcut. Peki eserlerinizde hangi konuları işlediniz? Bir Seracap'taki ilk hikayelerim dışında bütün hikaye ve romanlarımda sosyal koduları işledim. Türk edebiyatına tezli roman düşüncesini getiren kişilerdensiniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? De söyleyebilirim ki Yabad adlı robada bu okubaları da öderirip sadece. Mensur şiir türünde fecraatinin en başarılı ismi olarak sizi görüyoruz. Evet, demiştim ya. Sadece robacı olarak düşüt beybeli. Bir ara kadro dergisini karıştırırken sizin yazılarınıza rastladım. Öyle bir, çok mutlu oldum gerçekten. Buradaki yazılarınızı nasıl değerlendirirsiniz? Kadro dergisindeki yazılarımda halkı aydınlatmaya başladım. Bir dönem tetkiki mezalim heyetinde de bulunmuşsunuz. Halide Edip adı var, Yusuf Akçura, Falih Rıfkı Atay gibi isimlerle beraber bu heyette yer aldım. Sodom ve Gomorre adlı eserinizi neden yazdınız? İstanbul'u da ahlaki çöküttüsü de anlatmak istedim. Sizin sıkı bir hayranınız olarak en çok hep o şarkı romanınızı sevmişimdir. Sod bala bu eserde geçmişe robad aracılığıyla baktım. Panorama 1, İki adlı eserleriniz hakkında da bilgi alabilir miyiz? İnkılapları yakıt tarihi'de ait değerlendirmelerde buluttuk. Çok teşekkür ederiz bu değerli bilgiler için. Peki bir sürgün adlı eseriniz hakkında da kısaca bilgi almak istersek bize neler söylerdiniz? Bu eser batı hayranlığıyla yetişen, kendi kültür ve medeniyetinden habersiz bir paşa çocuğunun İstanbul'dan İzmir'e sürgü dedilişi, Paris'e kaçışı ve oradaki fikir ve buhranlarının anlatıldığı bir dramdır. Yaban adlı eserinizde de Anadolu'yu çeşitli açılardan işlediğinizi görüyoruz. Açıkçası biraz şaşırdım. Neye şaşırdınız anlamadım. Kiralık kodak hakkında soru sormadınız. Sahi ya sınavda da çıkmıştı anlatmak isterseniz dinleriz. Kiralık Kolak Robadı'da, Çadakkale Savaşı'nda elde edilen zaferi millet üzerinde gerçekleştirdiği uyadışı kahramanları üzerinde de Peki bize son olarak eserlerinizi sayar mısınız? Robat, Yabat, Kiralık Kodak, Sodom ve Gobore, Hüküm Gecesi, At Kara, Dur Baba, Padoroba 1-2, Bir Sürgün, Hepo Şarkı, Öykü, Bir Serencam, Rahbet. Milli Savaş Hikayeleri, İzbir'de Bursa'ya, Mensur Şiir, Erelleri Bağıddat, Oku Ducuddat, Oyut, Dirvada, Basıl Babış Oyutlar, Veda, Sadak, Bağra. Peki, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet edebiyat öğrencileri, bugünkü konuğumuz Yakup Kadri Karaosmanoğlu idi. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere.